Evet biliyorum. Fatih bana aşık. Hiç aklına gelmedi değil mi? Hiç düşünmedin. Belki de ilk günden beri biliyordum ben. Kadınlar hisseder. Ben de hissettim. İlk günden beri. Belki de bu yüzden hep etrafımda olmasını istedim Fatih'in. Ha Savaş? Ayşen. Ayşen ne saçmalıyorsun sen? Biz Fatih'le ikimiz çok farklı olabilirdik. Düşündüm. Güvendiğim, bana olan sevgisinden emin olduğum bir adam o. Fatih'in beni sabırla beklemesinden hiç etkilenmedim mi sanıyorsun? Her kadın etkilenir. Ben de etkilendim. Düşündüğüm, merak ettiğim soruların cevabını bulacağım artık. Fatih'le birlikte bulacağım. Çünkü sen yoksun artık. Ayşen. Fatih! Ne diyor bu? Süreyya, senin burada ne işin var? Ne diyor bu Fatih? Süreyya. Süreyya. Karışma, eve git. Ben mi karışmayayım? Ben mi karışmayayım abi? Duymadın mı sen? Sen duymadın mı Ayşe'nin ne dediğini? Fatih'le biz dedi. Ne diyor bu abi? Ne diyor bu Süreyya kadar? Süreyya! Süreyya ne yapıyorsun? Asıl onlar ne yapıyor? Asıl onlar ne yapıyor? Süreyya! Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum Ayşen. Hiçbirine! Süreyya yürü. Yürü! Ulan ben... Fatih, ben ne yaptım? Cevap ver diyorum sana. Ne yaptığını sanıyorsun? He? Süreyya beni duymuyor musun? Cevap ver! Çık odamdan. Çık! Cevap vermezsen bu gece bitmeyecek. Bu gece zaten senin için bitmeyecek abi. Ayşe'nin söylediklerini benim gibi sen de duydun. Aptal aşık zannettiğimiz Ayşen Hanım, Fatih Bey'i çoktan avcunun içine almış. Yalan! Ayşe'nin söyledikleri yalan! Duydun beni? Ayşen'le Fatih koca bir yalan! Fatih çok özür dilerim. Kendimi çok kötü hissediyorum şu anda. Sen de biliyorsun değil mi? Hiç söylediğim hiçbir şey gerçek değildi. Ben orada sadece... Fatih bir şey söylesene. Seni kullanmışım gibi hissediyorum. Bir şey söyle lütfen. Özür dilerim. Ayşen benden özür falan dilemene gerek yok. Söylediklerinin gerçek olmadığını tabii ki biliyorum. Eğer gerçek olsaydı zaten... Neyse. Nasıl yani Fatih? Savaş'ın söyledikleri doğru mu yoksa? Sen... bana... aşık mısın? Ayşen, ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani ben çok şaşırdım. Gerçekten böyle bir soru beklemiyordum. Seni utandırmak istemezdim. Kusura bakma Fatih. Ama Savaş'ın bu söylediklerini de duymamış gibi yapamazdım sonuçta. Yani lütfen bana bir cevap ver. Sen benim dostumsun değil mi? Yoksa ben seni hep yanlış mı anladım Fatih? Yanlış falan yok. Yanlış anlamı da yok. Sadece Savaş'ın saçmalıkları var. Ben hep senin yanında olacağım. Tıpkı eskiden olduğu gibi. Bir dost gibi. Sağ ol Fatih. Sana güveniyorum. Savaş'ın bu söylediklerinden etkilenip sana bunları sorduğum için çok özür dilerim.
Savaş benim umurumda değil, sen de biliyorsun. Ama Süreyya'nın o hali gözümün önünden gitmiyor. Yarın ilk işim Süreyya'nın yanına gidip yalan söylediğimi söyleyeceğim ona. Yani Savaş'ı mutlu mu edeceksin? Ayşen, Süreyya eninde sonunda benden umudunu kesecek. Ha senin yüzünden, ha Neslihan'ın yüzünden. Bak ne diyeceğim. Madem o sözler ağzından bir anlık çıktı, neden teraziye koymuyorsun? Nasıl yani? Anlamadım. Sen savaştan kurtulmak istiyorsun. Süreyya'nın da benden umudu kesmesi gerekiyor. Bir anlık öfkeyle ağzından çıkan o sözler hepimizin kurtuluşu olabilir. Bir düşünsene. Ayşen beni dağıtmak için yapıyor. Ya sen! Sen ne yaptığını sanıyorsun Süreyya? Ya benim gözümün önünde adamdan neyin hesabını soruyorsun? Sanki... Sanki aramızda bir şey varmış gibi mi? Süreyya! Tek bir şüphe Süreyya. İkinizle ilgili tek bir şüpheyle Fatih'in ölüm fermanını imzalarsın. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen abi? Onu öldürürüm. Duydun beni? Fatih'i öldürürüm. Süreyya ne yapıyorsun? Nerede o? Ayşen nerede? Süreyya saçmalama. Ben mi saçmalıyorum? Ben mi saçmalıyorum bu gece Fatih? Ayşen buraya gelecek ve söyleyecek. Az önce söylediklerini tekrar söyleyecek. Ve siz bana hesap vereceksiniz. Ayşen gel buraya yalancı gel. Süreyya bağırma. Süreyya sus bağırma. Sus yürü. Ayşen. Bir düşünsene. Bugüne kadar hep biz birilerinin oyunlarına kurban gittik. Öyle değil mi? Neden şimdi oyunu oynayan biz olmayalım? Ha? Süreyya sen ne yapıyorsun? Ev basmalar, bağırıp çağırmalar. Ne yapacağımı bilemedim, aldım seni buraya getirdim. Ayşe'nin söyledikleri doğru muydu? Doğru olmasa ne olur ki? Senin hissettiklerin doğru. Süreyya ben artık ne hissettiğimi bilmiyorum. Bütün bu olanlardan, kendimden. O kadar çok yoruldum ki. Yoruldun tabii. Abimden, Ayşen'den yoruldun. Yine abimin hayatına dalıp gittin. Onunla Ayşen savaşına girdin. Hatırla. Ben elini tuttuğumda nasıl hissettiğini hatırla. Ben sana hatırlatacağım. (Gülüyor)